Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yetişkinler için Hello Kitty'li patik çalışması yapacağız. Dilediğiniz yaş grubu için bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Şöyle görmenizi istiyorum. Hello Kitty'nin kulakları, kurdalesi, minik sevimli burnunu çalıştık. Kedi dostları, arkadaşlarımız için de gayet güzel bir çalışma. Evet, şimdi yapacağımız işlemleri kısaca bir anlatmak istiyorum. Önce düz bir haroşa zemin örüyoruz. Sadece burnumuza doğru daralma işlemini yapıyoruz. Şöyle güzel bir yuvarlak verelim. Burada potluk olmasın. Daha sonra yukarıya doğru gerekli olan bölümümüzü dikiyoruz ve sonrasında arkasından bölümümüzü diktikten sonra buradaki kulaklarımızı, kurdalemizi, gözümüzü, şuradaki bıyıklarımızı ve burnumuzu güzelce yerlerine yerleştirdikten sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet, anlatıma geçmeden, yani yapımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok çok seviniriz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Patiğimizi örmek için Polosu patiklik marka ipimle örüyorum ve 3 numaralı da şişim var. Şimdi ilmeklerimizi toparlayalım. 42 tane ilmek olacak şekilde ben alıyorum. Yeteri kadar boşta bırakalım. Şöyle ipimi kenara bırakıyorum ve ilmeklerimi birer birer toplamaya başlıyorum. Ben bu şekilde toparlıyorum. Sizler nasıl isterseniz. Çok da sıkmayalım. Şişten çıkarmasında zorlanmayalım. Farklı yöntemlerle de ilmeklerimizi toparlamak mümkün. İki ilmek olana kadar ilerliyorum. İlmeklerimizi toparladıktan sonra şöyle bir tane küçük düğümümüzü atalım ilmeğimizin bitişine ve örmeye başlayalım. Haroşalarımızı tersten ya da düzden nasıl örüyorsanız hiç fark etmez. Ben iki yönden düz örüyorum. İlk ilmeğimi şişimden örerek çıkarıyorum. Her iki yönden de düz çalışacağım. İkinci ilmeğimi diğer yönden alıyorum ki o ilk ilmek olduğu için geniş durmasın diye. Ve son ilmeğimizi mutlaka ters örüyorum. Kenar düzgün olsun. Sona kadar geldim. 3 tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi ters örüyorum ve çeviriyorum. Birinci sıramızı bitirdim. İkinci sıramızı ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Boş aldım. Ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yeterli uzunluğa gelene kadar, istediğimiz ayak ölçüsüne gelene kadar haroşalarımızı önden arkadan düz olarak örelim. Beraber başladığımız örgümüzü ben büyüttüm. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü birlikte bakalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41 sıra ördüm. Daha büyütmek isteyen arkadaşlarım büyütebilirler. 41 sıra ördükten sonra patiğimizin burun kısmı için daraltmaya başlayalım. Bunun için şu şekilde örgümüze başlıyoruz. Artık buruna geçtik. Yeterli ayak kenarımız oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. Bir tane örüyorum.
Sıradakini ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bir tane tek örüyorum. Sıradakini çift. Bir tek, bir çift. Tek, çift. Yarı yarıya düşürüyoruz. Tek, çift. Tabi tek ördüğümüz için yarıdan fazla ama büyük bir kısmını tek sayıya indiriyoruz bu şekilde. Sona kadar örelim. Son ilmeğime kadar ördüm. Son ilmeğimi yine ters örüyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz, tek tek örüyoruz. Bir sıramızda kesiyoruz, bir sıramızda kesmeden örgümüzü devam ettiriyoruz. Bu sıramızda birer birer. Birer birer örerek sona geldim. En son ilmeğimi yine ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yeniden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen sıradaki ilmeklerimi ikisini alarak keserek başlıyorum. Bakınız. Bir tane boşaldım. Kesiyorum. Tek, çift. Tek, çift. Şöyle düzeltiyorum. Yarımlayarak almışım çünkü. Tek, çift. Tek, çift. Sona geldim. En son ilmeği ters. İpimi şöyle arkaya alıyorum. Bütün ilmeklerimi tek olarak örüyorum. Tamamını örerek bitirdim. İlmek sayımız azaldı. Burada daha az kesme işlemi yapıyoruz ve biraz daha azaltıyoruz. Bir tane boşaldım. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane kestim. 1, 2, 3 tane ördüm. Bir tane kestim. 3 tane örüp bir tane keselim. Kalan ilmeklerimizi düz örelim. İyice sayımız azaldı. Patiğimizin parmaklarının olduğu bölümde düzlük, yani potluk olmaması için düz bitirelim. İlmeklerimin tamamını örerek bitirdim. Şimdi en son ilmeğimizi ördükten sonra şöyle bir tane iğneyi ipimizi uzunca koparalım. Biraz uzun, çok fazla da uzun olmasın. Şöyle kestim, bakınız, ucunu dikmek için. İğneme takıyorum. Şöyle kalın gözlü bir iğneme taktım. Ve buradan bitiş yönünden tek tek iğneme geçiriyorum. Burun kısmında kesme yapmıyorum. Patiğimizin buradan burnunu büzüp taban kısmını dikeceğiz. Evet, şişle işimiz bitti. Şu şekilde burnumuzu, bakın, büzdürüyoruz. Şöyle. Ve dikmeye başlıyoruz. Karşılıklı, bakın, zaten birebir kenarlarını haroşa yaptığımız için dıştakini alıyorum. Diğerinin dıştakini alıyorum. Birebir ilmeklerimizin karşılıklı denk getirelim. Şu kısmı da sıkıştıralım, burun kısmını. Şöyle güzelce. Ve dikmeye başlayalım. Dıştakini alıyorum. Diğerinin dıştakini alıyorum. Patiğimizin üst kısmı olacak burası. Altı değil. Ben biraz önce altı diyerek boş geçtim.
Yanlışlıkla boşta bulundum. Üst kısmını yeterli derinlik olana kadar dikiyorum. Bakın şöyle. Birebir haroşalarımızı karşılıklı. Burası üstü şimdi. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Şöyle de görmemizi istiyorum. Şimdi yapmış olduğumuz bölüm burundan bu tarafa doğru ilerlemek. Bakın şimdi burnumuzdu. Burnumuzdan yukarıya doğru dikiyorum. Burada ben bir tanesini daha önce ördüğüm için kaç tane haroşa ördüysem o kadar dikmek istiyorum. Aynı şekilde dikmeye devam edelim. Kaç sıra diktiğimi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra diktim. Yeterli. Şöyle arkaya alıyorum ipimi. Güzelce buraya dikişimi atıyorum. Sıkıştırarak düğüm yapacağım. Dikişlerimi aldım. Düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şöyle ipimi yürütüyorum biraz ve kesiyorum. Şimdi arkasını dikelim. Önünü görelim. Şimdi arkamızda dikmeye başlayabiliriz. Şuradan başlıyorum. Yine karşılıklı dıştan dikerek başlıyorum. Dikiş tamamen el beceriniz. En güzel olacak şekilde dikmeye gayret ediyoruz. Eminim hepinizinki çok çok güzel olacak. Birebir karşılıklı dikiyorum. Topuk kısmına doğru ilerleyelim. Tabanımın sonuna kadar geldim. Şekilde tepeye batıyorum. İçe çeviriyorum. İpimi alıyorum. Buradan yine düzgün bir şekilde düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra birkaç ilmek şöyle ileriye doğru gidelim. İpimizi de gizlemiş oluyoruz ve buradan ipimizi kesip tamamlayalım. Şimdi kenar tığlama çalışmasını yapalım. Şöyle görelim. Topuğumuzu diktik. Üst kısmını diktik. Şimdi kenar tığlamamıza hazırız. Tiğimizin alt zeminini hazırladık. Üstten ve arkadan diktik. Şimdi kenar tığlamamızı çalışalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Arkadan başlıyorum. Dikişimi attığım yerden başlıyorum. Şöyle kenarlarındaki düz örgümüzün bulunduğu yerler var. Bakın şöyle düz görünen. Buraya giriyorum. Şöyle zincirim açıldığı için dikişimin bulunduğu noktadan gelip sabitliyorum kendimi. Sabitledim ve bir tane battım. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sadece sık iğne örüyorum. Bir sonrakine. Bakın şurada gözlerimiz var zaten. Giriyorum iki katı alıp sık iğne. Çok sıkı yapıp üzdürmeyelim. Sadece sık iğne olarak İlerliyorum. Her bir göze. Şöyle görelim. Bakın şöyle şuradaki ikiz katın ikisini de alıyorum. Şuradan giriyorum. Başlangıç noktamıza kadar kenarımızı sık iğne ile belirliyoruz. Batmamız gereken yer gayet belirli. Bakın şöyle çok güzel oldu. Buraya kadar gelelim. Başladığım yere kadar geldim. Buraya da batıyorum. Ve ilk başladığım yere şöyle giriyorum. Tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi buradan alıyorum.
Bir zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra kenar tığlama çalışmamızı bitiriyorum. İpimizi de içeriye alalım. Bakın şöyle ne kadar güzel oldu ağız kısmı. Buradaki fazla iplerimizi de içe alıp keselim. Bacağımla bir pembemle kurdelesini hazırlamaya başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Ve 7. zincire şöyle elimi tutup 1, 2, 3 tane daha ilerliyorum. 7. zincire gelerek batıyorum. 1 ve 2. Birer birer gözlere trabzanımı örüyorum ve kurdelesini hazırlıyorum. Dilerseniz bunu haroşayla da örebilirsiniz. İstediğiniz enlilikte ilmeğimizi alıp tıpkı patiğimizin kendisindeki gibi haroşamızı örebilirsiniz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Hemen yanına değil, bir sonrakine batıyorum. Artış yapmıyorum. Kurdelem için yeterli uzunluk ölçüsü gelene kadar örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 8 tane olmuş. 2, 4, 6, 7 kenardakini unutmuyoruz. Aşağıdaki trabzan sayımız kaçsa ona göre örelim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum ve bu şekilde örerek yeterli uzunluğa kadar ilerletiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. 6 sıra yeterli. Şöyle yine aynı rengiyle ortadan şöyle fiyonk şeklinde yapıyorum. Ve ipimle sarıyorum. Tam ortadan sıkıştırarak. Arkadan düğümümü atıyorum. Kurdele olarak kullanacağız. Şöyle düzeltelim. Haroşa yaptıysak da yine aynı şekilde saralım ve arkadan bağlayalım. Hello Kitty'mizin gözlerine de ben iki tane düğme dikiyorum. Dilerseniz göz aparatı da alabilirsiniz. Şöyle bakın. Farklı sadece işleyebilirsiniz. İlla düğmemiz olması zorunlu değil. Elinizdeki imkanınız neyse ona göre burada gözlerimizi dikelim. Şöyle biraz yan yana değil, biraz aralıklı olsun. Şimdi şurayı belirledim. Bastırıyorum. Arkasını çeviriyorum. Düğme olduğu için eğer zaten geçirmeli gözlerden takacaksanız gayet daha rahat olacaktır. Dikiyorum. Çekiyorum. Düğümü atıyorum. Diğer gözü de tam karşılığını olacak şekilde ayarlıyorum. Diğer yöne bunu da dikiyorum. Mesafelerimi ayarladım. Düğmemin bu yerine girdim. Şöyle düğümümü atıyorum. Bunu da buraya dikelim. Şimdi kulaklarımızı örmeye başlayalım. Kulaklarımızı yine 15 ilmek alarak haroşa örmek istiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İpi de tam ayarlamışım. 14 ve 15. Düğümümü atıyorum. Düğümümü attım. Şimdi örmeye başlıyorum. Yukarı doğru daraltacağız. Önce ilk sıramız olduğu için birinci ilmeğim de dahil bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşamı düz ördüğüm için.
sıra sonuna kadar örelim. Son ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıramıza başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi tek seferde örerek kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini yine tek seferde örüyorum. Bakın 2 ilmeğimi tek seferde örüp 1 ilmeği düşürüyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. Arkadan kesme işlemi yapmıyorum. Sıradan hepsini örüyorum. Alıyorum. Birer birer örüyorum. Bakın bir sırada kesiyorum. Bir sırada kesme işlemimi yapmıyorum. Yukarıya doğru üçgen bir kulak öreceğiz. Hepsini ördüm. Son ilmeğimizi yine ters öreceğiz. Ben diğer kulağı örmüştüm. Diğer kulağımız bakın şöyle yukarıya doğru daralarak gideceğiz. Şimdi sırada kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimi tek seferde örerek bir ilmeğe düşürüyorum. Aradaki ilmeklerimi bir tane örüyorum. Üç tane ilmek kalana kadar birer birer örüyorum. Üç ilmeğim kaldı. Sondan iki ilmeğimi örüyorum. En son ilmeğimi ters örüyorum. Bu sırada kestim. Arkasını çeviriyorum. Bu sırada kesme işlemi yapmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birer birer örüyorum tamamını. Son ilmeğime kadar ördüm. Sonu da ters ördüm. Çeviriyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk iki ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Üç ilmek kalana kadar örüyorum. Üç ilmeğim kaldı. İkisini alıp kesiyorum. Son ilmeğimi ters. Arkayı çeviriyorum. Birer birer örüyorum. Kesme yapmıyorum. İlmek sayımız azaldı. Hemen şişime takıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Son ilmeğim ters. Arkayı çeviriyorum. Hepsini birer birer örüyorum. Bakın kulağımız daraldı. İlmek sayımız da iyice azaldı. Son ilmeğimiz ters. Çeviriyoruz. İlki örmeden alıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Üç ilmek kalana kadar ördüm. İki ilmeğimi kesiyorum. Bir sırada kesiyoruz. Bir sırada düz bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arkayı çeviriyorum. Hepsini örüyorum. Kulağımız da böyle sivri bir şekilde yukarıya doğru ilerliyor. Hello Kitty'nin kulaklarını hatırlarsanız küçük sivri kulakları var. Kedi kulağı. Evet, şimdi kesme sıramızdayız. İlk ilmeğimi alıyorum. Her ikisini kesiyorum. Bir tane örmeden hemen diğerini de kesiyorum. Bakın son 3 ilmeğimiz kaldı. Son ilmeğimi ters örüyorum. Arkadan hepsini örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ördüm. Çeviriyorum. Kalan 4 tane ilmeğimiz var. Bakınız. İlkini örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Son ilmeğimi tek örüyorum. Arkadan hepsini örüyorum. Ters örüyorum. Şimdi burada
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeğimizi şöyle düzgün keselim. İpimi biraz yarımladım. İkisini alıyorum. Son ilmeğimizin, bakın ilk ilmeğimizi, son ilmeğimizin şöyle içinden geçiriyorum. Bir tane de şöyle düğümümü atıyorum. İpimi kesiyorum. İkinci kulağım da bu şekilde hazırlandı. İki tane kulağımız. Şimdi iplerimizi içeriye doğru gizleyelim. Şuradaki. Sonra dikelim. Kulaklarımızı dikmeye hazırız. Şimdi ipime şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Kulağımı dikeceğim yere geliyorum. Şöyle bakın şu kısım var. Dikişimizin olduğu yer. Oraya dikişimizin başladığı yer. Oraya giriyorum. Buraya getiriyorum. Arkadan ipimi şöyle alıyorum. Aynı sıraya bakınız. Geçiriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Şöyle ucunun bir tanesini buraya getirelim. Şöyle yaklaştıralım. Diğerini de alalım. Çok sıkıp büzdürmeden kulaklarımızı dikelim. Şöyle içten geçiriyorum yarısını. Çünkü yarısını o tarafa doğru önce gittim. Bu tarafı duruyor. Burayı da şöyle biraz yukarıya çevirerek bakınız. Şöyle ölçümüzü şöyle aldık dikerken. Şu şekilde dikmekteyim. Yarısını önce bu tarafa sabitledim. Diğer kulağımı da aynı şekilde dikiyorum. Düğümümüzü atalım. Şurada yoğunlaştı. Diğer kulağımızı da aynı şekilde dikelim. Şu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Bakınız şuradan şuraya geliyorum. Alttan önce geçiriyorum iğnemi. Sonra kulağımı yerleştiriyorum. Şu şekilde önce ilk yarısını şöyle çevireceğimiz için önce bu sabit olan kısmı dikiyorum. Daha sonra yukarıya doğru meyil vererek dikelim. Kulaklarımızın her ikisini tamamladıktan sonra şu şekilde hazırladığım fiyongumu da geçiriyorum. Dilerseniz dikebilirsiniz. Dilerseniz bakınız benimkinin arkasında bağ olduğu için iplerim var. Buraya bağlamak istiyorum. İplerimle tığım yardımıyla şöyle iplerimi çekiyorum. İç kısma doğru. Şöyle kontrolümü yapıyorum. Bir tanesini şöyle yukarıdan tekrar alıyorum. Aynı yerde zaten düğüm atamayacağımız için biraz yukarıya sabitleyelim. Tabii dikiş olarak da yapabilirsiniz. Aşama aşama geldik bakın. Evet, kurdelemizi de bu şekilde ayarladım. Şimdi burnunu dikelim. Burun dedim ama öncesinde gözlerimizi dikmemiz daha doğru olacak. Yukarıdan aşağıya doğru düzenli bir şekilde inmiş olacağız. Şuraya gözümüzün bir tanesini dikmek istiyorum. Düğme diktiğimi söylemiştim. Şöyle bastırıyorum düğmemi. Şu çıkıntılı kısım zaten içe geçeceği için rahat olacak benim buraya dikmem. Sizler ne kullanacaksanız dilerseniz siyah ipimizle de düğüm şeklinde atabilirsiniz. Yani dikebilirsiniz sarma yöntemiyle ya da zımbalı gözler kullanabilirsiniz. Elimizdeki imkanlarla. Hiç zorlaştırmayalım lütfen. Her şeyi kolaylaştıralım.
Hayatımızda güzellikler olsun. Düğümümü atıyorum. Şöyle ipimi alayım. Evet. Gözümün bir tanesini diktim. Diğerini de tam karşısına gelecek şekilde ayarlıyorum. Düğümümü atıyorum. Şöyle bakıyorum. Şuraya dikiyorum. Düğümü özellikle uzaklaştırıyorum ki birkaç tane daha dikebileyim. Orada ağzında durursa daha fazla girmeme imkan vermiyor. Evet. Şimdi burnumuzu biraz aşağıya sarı ipimizle dikelim. Aşağıdan giriyorum. Şöyle dikiş yerimiz bizim tam ortamız oluyor. Şöyle girdim. Bakın tam orta burası. Ortamızın 1, 2, tahmini 3 diş geri geçiyorum. Diğer tarafa geliyorum. 1, 2 çok da uzaklaşmayayım. Şu kadar yeterli. Diktiğimiz için biraz daha küçülecek. Ve sarmaya başlıyorum. Aşağı doğru inelim. Yukarıya değil. Evde kedimiz olduğu için bazen kedimizin tüyleri dökülebiliyor. Aslında kedimiz değil, kedilerimiz var. Birden fazla. Düğümümü atıyorum. Yeterli. Şimdi bıyıklarımızı çalışalım. Siyah ipimi taktım. Ve şuradan itibaren başlıyorum. Aşağıya önce sabitliyorum. Gözün hemen bakın altından şöyle giriyorum. Yana doğru epey uzunca ilerliyorum. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın 1, 2, 3.ye batıyorum. Sonrasında 1, 2. Bakın oradan buraya geliyorum. Aşağıya doğru iniyorum. 1, 2 şöyle aynı hizaya ve de tam ortalayarak ortaya geçiyorum. Ve düğümümü atıyorum. Çok çekiştirmeyelim. Evet, bu şekilde diğer tarafı da işleyelim. Diğer tarafı da yine gözün altından iğnemi ayarladım. Bakın biraz yukarıya çıkıyoruz. 1, 2 tane yukarıya çıkıyorum. 1 ve 2 çıkıyorum yukarıya. Daha sonra şu şekilde aşağıya iniyorum. Bakın şuradan şöyle geliyorum. Şu kısmından çıkıyorum. Tabii daha farklı şekillerle de işleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Kesinlikle belli bir kalıp yok. Sadece fikir olması açısından ben sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Şöyle geriye geliyorum. Ve ortadan çıkıyorum. Tabi aşağıya dikmemeye de gayret edelim. Şöyle bakın buradan şöyle diğer tarafa geçmeyelim elimizle. Kontrol edelim. Sonra sökmek zorunda kalırız. Diğer tarafta ortalayalım. Ve ortaya batalım. Arkadan düğümümüzü atalım. Evet sevgili arkadaşlar, patiğimizi sizlerle birlikte ördük. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki fiyongumuzun ayağımızın dış kısmına gelen yerine dikmemiz gerekmekte. Sizlerle birlikte ayağı giydirmeden önce bu kısma dikmiştim. Daha sonra çıkarıp diğer tarafa
Diktim. Sizler tabii diğer çifti de ördüğünüz zaman o yöne dikkat edersiniz. Evet, çalışmamızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir modelimizi. Sizler de inşallah yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.